Merhaba, 45'liye hoş geldiniz. Ben Alper Öcal. Bir programda da Mert'le birlikteyiz. Mert hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Abi iyi dilim iyi olsun diyeyim. Sabah çok böyle... Biraz yorgun gördüm seni. Hem yorgunluk hem de sabah hiç hoş olmayan bir olayla karşılaştım. Şimdi söylemeyeyim abi. Sen nasılsın? Abi ben de hoş olmayan bir olayla karşılaştım. Real Madrid tişörtüne kahve döktük sabah sabah. Bu buz gibi havalardan nefret ediyorum. Bu mevsimi seveni de anlamıyorum. Isınayım diye bir kesinlikle kahve aldım. Abi. O yüzden yani bu adam böyle paspal, pis bir adam falan demesin izleyiciler. Tamamen kazar olmuş bir sabahın azizliği diyelim, mahmurluğu diyelim. Abi o zaman Real Madrid demişken hemen Fiesta bölümünde El Clasico ile başlayalım istersen. Real Madrid Süper Kupa finalinde 4-1 kazandı Barcelona karşısında. Bize de Real Madrid formasını giydirdiler bu hayatta. Tabii. Vallahi yani bu arada Florentino Perez de onu da o bilgiyi de vereyim. Santiago Bernabeu'nun rekoruna geçmiş. Santiago Bernabeu bir stad ismi değildir sadece. Real Madrid'in efsane başkanı. 33 kupa olmuş Florentino Perez döneminde. Çok acayip. Maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani benim hani La Liga'da genellikle iki takım tutulur. Ağırlıklı olarak diyeyim. Genellikle demeyeyim de. Ya Real Madrid ya Barcelona'yı tutarlar. Türkiye'de en azından böyle. Farklı eğilimleri olanlar olabilir. Ben o istisnalar arasındayım biraz. Atletico Madrid sempatim çok fazlaydı benim. Real önce Atletico'yu bir tokatladı. Biraz daha zor bir maç oldu. Uzatmalara gitti maç. Ligde Atletico Madrid kazanmıştı hatırlarsın. 3-1'lik bir galibiyetleri vardı ve Ancelotti o maçtan çok doğru dersler çıkarmış açıkçası. Çok dar bir takımla oynamıştı. Yani dar derken yerleşim itibariyle sahaya çok dar yayılmıştı ve işte Atletico'nun üçlüsünde çizgilere açılan kenar bekleri çok rahat orta yapabilmişti. Çok rahat o bölgelere girip ilerleyebilmişti. Bu maçta mesela iki maçta da hem Real Madrid Barcelona hem öncesindeki Atletico Madrid yarı finalinde şey gördük. Hani tipik 4-3-1-2 gibi yayılmadı Real Madrid. Daha böyle çift pivot 4-2-3-1 vari bir diziliş oldu. Vini Junior'ı Rodrigo ile birlikte santrforda görmedik. Tabii ki oralara yine fazlasıyla girdi ama sahte dokuzlu bir Rodrigo, arkasında Bellingham, arkasında işte Tchouameni, Kroos ya da Modric. Modric başlamıştı maça. İlk Atletico Madrid maçında Modric başlamıştı. Sonraki maçta Kroos. Finalde Kroos başladı. Sağ Valverde'ye atıyor. İşte solda da Vini Junior vardı. Biraz daha geniş yerleşebildi. Yani kenarları daha iyi kapattı. Ama ona rağmen tabii duran toplarda sorun yaşadı Real Madrid. Fakat bir şekilde finale çıkmayı başardı. Ama El Clasico benim beklentimin çok ötesinde rahat oldu Real Madrid için. Bunun da nedeni yani Xavi'nin saçma sapan bir çizgi ve yüksek yerleştirdiği savunma hattıydı. Yani Real Madrid'e böyle bir derinlik verirseniz, topu da alırsanız, geçiş oynama imkanı sağlarsanız paramparça ederler. Yani etmedikleri takım yok. Yani bunu Anfield'da da yaptılar. 5 attılar. 2-0 geridelerdi. Gaza geldi Liverpool. Kendi sahasında Anfield'da. Bulmuşken böyle Real Madrid'in ümüğünü sıkalım diye işte o işler öyle olmuyor. O derinliği bir buldular. Bu sefer momentum tamamen değişti o maçta ve 5'e gitmişti. Bu maçta yine çok benzer bir şekilde yani sürekli savunma arkası koşusu. Girona maçından bahsederken Barcelona'nın anlatmıştık. Yani evet. Barcelona çok kolay geçiş yiyebilen bir takım. Bu seneki temel problemleri, savunma performansının çok düşük olması demiştik. Yine öyleydi ki biz geçen programda Cancelo'ya biraz daha çok bağlamıştık bunu ama Balde de çok kötü bir günündeydi. Hani evet. Balde o anlamda orada bir sigorta sağlıyor ama o da çok kötü bir günündeydi. Öbür tarafta da Real Madrid'de herkes çok iyi günündeydi. Yani Vini Junior mükemmel bir maç oynadı. Bellingham dar alanda yine çok özel işler yaptı. Hemen oraya geleyim abi. İlk golde yine geçen hafta şeyi konuşmuştuk ya, Sergio Busquets'in yokluğu. Yani savunma önündeki o profilin yokluğu. İlk golde benim dikkatimi çeken bir şey var. Bellingham o kalabalıkta topu aldığında İlkay ile Frankie'nin arasında kalıyor. Ama Christensen Bellingham'a basıyor. Öyle olunca bir anda arkada Vini'nin inanılmaz bir boşluğu oluyor. Zaten bir top Bellingham orada o dar alana becerisi topu çıkarıp golü buluyor. Yani aslında bizim yine konuştuğumuz profil problemi sanki birazcık orada öne çıkmış gibi mi? Yoksa o rol paylaşımını bir hatadan mı oldu sence ilk gol? Yani profil bence daha büyük sıkıntı çünkü tutucusuz oynuyor. Yani bu oyuncuların hiçbiri tutucu değil. De Jong tutucu değil, İlkay tutucu değil. Pedri hiç değil zaten.
Zaten Sergi Roberto ile ortada galiba yanlışım evet. Sergi Roberto. Busquets ile ilgili Del Bosque'nin bir lafı var. Şey demişti. Oyunu izlerseniz Busquets'i göremeyebilirsiniz. Ama Busquets'i izlerseniz oyunu görürsünüz, oyunu anlarsınız demişti. Yani Busquets öyle bir oyuncuydu. Ya bizde maalesef o profildeki oyunculara çok fazla kıymet verilmez. Ya bu hep yana geriye oynuyor filan denir. Ama öyle değil o işler. Şu anda Barcelona'da Busquets tipi bir oyuncunun olmaması, o kaliteyi tabii ki bulmak çok zor. Sonuçta altyapıdan gelmiş bir oyuncu. Her zaman çıkaramazsın öyle oyuncu. Ama yine de oraya bir hamle gelmesi lazım. Barcelona son 3 senedir, 4 senedir sürekli kenara oyuncu alıyor. Evet. Yani Coutinho'su, Dembele'si, Ferran Torres'i habire kenara oyuncu alıyor. Hiçbir olmuyor abi bir de. Ve sonunda bir de merkezlerini kenara devşirmeye başlıyor. Ne oluyor işte? Gavi'yi sol dışa atıyor. Pedri'yi benzer şekilde kullanıyor. İkisini toplayınca bir tane Valverde etmiyor abi. Yani Atletico Madrid maçı performansına bak Valverde'nin. Acayip inanılmazdı ya. Yani yüzün üzerinde pas yapıyor. Sadece 3 pas hatası var. 11'de 11 uzun vurmuş. Yani birkaç gol pozisyonu hazırlıyor. Takımı kontratağa çıkarken orada hem istasyon olabiliyor hem o topu taşıyabiliyor. Karşılarken pas arası yapıyor, top kapıyor. Yani her şeyi yapıyor mesela şu anda ki Valverde de net bir tutucu değildir yani. O da aslında iç oyuncusudur, merkez oyuncusudur. Ama işte onu yeri geliyor sağ bek de kullanıyor. Sağ önde kullanıyor. Yeri geliyor sağ önde kullanıyor. Ki sağ önde kullandığında çok gol attı. Orada oynarken çok eğlendiğini söylüyor. Ama mesela en keyif aldığı, en rahat hissettiği pozisyonunda sağ iç olduğunu çok defa söylemiştir. Zaten Ancelotti abi hatırlarsın geçen sene şey demişti. 10 gol atamazsan hocalık lisansımı yırtarım diye. Doğru. Yani Barcelona'da kim var? Bir kere fizik olarak Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Valverde. Yani bunlar Barcelona merkezine fizik olarak çok ağır basan oyuncular. Bir de Xavi şey yaptı bu maçta. Geçen sene de bunu kurgulamıştı. Vini Junior'ın karşısında hep Araujo'yu koyuyor. Bunun bir mantığı var. Ama ne zaman bunun bir mantığı var? Yani geçişlerde bir nebze Araujo onu durdurabilir. Onunla mücadele edebilir. Araujo'nun geçen sene mesela çok parladığı maç ki ben orada TV Bu Spor'da maçın yorumcusuydum Oftube'de. O maçta Barcelona Atletico Madrid gibi oynamış. Yani bildiğimiz bir Simeone takımı gibi oynamış. Arkada. Bekleri geride. Hiç Barcelona genlerinde olan bir oyun değildir ama bekledi. Rafinha sürekli Vini Junior için Araujo'ya yardıma geldi ve onunla gerçekten çok iyi cebelleştiler. Bir kontradan da golü bulup maçı kazanmayı başarmışlardı. Ben yine öyle bir oyun planı bekliyordum Xavi'den. Ama Real Madrid'e kendi oyununu oynama, geçiş yapma imkanı verirsen hacamat ederler, ettiler. Abi ikinci golle şeyi dikkat ettin mi? Rodrigo böyle bir kendini gizliyor böyle koşuya başlamadan önce. Araujo çizgiyi bozduğunu fark ediyor. Tam top atılacakken öne doğru koşuyor ama artık çok geç. Yani o Rodrigo topu alıyor ve zaten gol oluyor. Rodrigo zaten kendi yarı sahasına attı kendini. Evet yani hani o gizlemeyi görüyor. Araujo o şeyi görüyor. En sağda kalmış. Vini'nin karşısında yine dediğin gibi Vini ile birebir eşleşmiş. Tam karşıya kalmış. O hareketi görünce içinden demiştik ya bittik biz. Büyük beyler demiştik. Biz beyler. Beyler bittik beyler biz demiştir kesin. Zaten golle yediler. Yani ya o savunma çizgisinin orada olmaması lazım zaten. Yani daha orta hatta orta blokta bekleyebilirdi Barcelona. Ama öyle yapmadı ve Rodrigo şeyi biliyor. Kendi yarı sahasından 1-2 metre geriden bile çıksa o uzun mesafede atletizmiyle o savunmayı ekarte edeceğini biliyor. Çok farkında onun yani. Yani bence Xavi'nin teknik direktörlüğünün en kötü örneklerinden bir tanesini gördük. Zaten maçtan sonra da buna dair demeçleri vardı. Arda'yı bekledik, girmedi. Aslında maç kopmuştu yani evet. Onun girebileceği anlar vardı. Vardır diyelim Ancelotti'nin bir bildiği ama Real Madrid için tarihindeki en kolay El Clasico'lardan biri oldu ve Vini Junior da o alanları bulunca şovunu yaptı. Ya bir de mesela şey falan da oluyor abi. İkinci Brahim Diaz girdikten sonra bir Vini'ye vermediği bir top var mesela. Ya kaç tane var? Bir tane inanılmaz. Yüz gol pasını vermedi kaleye vurdu. Döndü yine bir tamamladı falan. Son iç koridordan Bellingham girdi. Brahim Diaz girdi. Vini Junior girdi. Rodrigo girdi. Yani o orayı hiçbir şekilde savunamadılar. Yani görüntüde bakarsan bu oyuncularla Barcelona savunma hattı ne olursa olsun işte Araujo'nun, Balde'nin falan girmesiyle Koundé de vardı. Atlet bir savunma hattı görünüyor ama iyi savunma yapmıyorlar. Bak Koundé gene perişan oldu. Bir tane önüne bıraktı son golde. İlk golde yine hatası var. Yani korkunç bir savunma performansı. Bir de gittiler bu adama 60 milyon euro para verdiler. Evet.
Ya inanılmaz değil mi? Çok acayip. Ya ben şeyi bir de çok sevdim maç sonu. Tribünlerde bir tane bir pankart açmışlar. Vinicius, Rodrigo, Bellingham GTA şeyiyle böyle resmetmişler. Şey, flama. Evet flama. Bellingham da gidip alıyor taraftardan. Onunla poz veriyorlar falan. Çok hoşuma gitti o benim. Ama genel taraftar performansı çok iyi değildi. Onunla dikkat etmişsindir. Yani biraz yani, böyle bir sessizlik vardı tribünlerde. Ambiyans güzeldi. Sessizlik sadece top cross'un ayağına geldiğinde bozuluyordu. Onu yine bayağı bir yuhaladılar yani. Ama yine de benim beklediğimden iyi bir ambiyans vardı. Bir kere o stat küçük bir stat. Yani belki daha büyük bir stada verseler daha büyük bir kalabalık, daha fazla ses çıkabilirdi. Bilemiyorum niye öyle yapıyorlar. Özellikle o statta oynuyorlar. Yani bizim Süper Kupa finali de aynı statta evet. Oynanacaktı. Oynanabilseydi. Belki ambiyanstan dolayı olabilir mi abi? Ben o olabilir şeyinden... yani Suudi Arabistan'daki statlara maalesef yani, çok tabii, hakim değilim. Yani yok ben şey olarak söyleyeyim hani tahmin yürüterek sadece. Ben hiç bilmiyorum. Hiç bildiğim stat yok ama. Yani. Ama Barcelona için ne kadar acı bir mağlubiyetse Real Madrid için o kadar rahat, kolay bir galibiyet oldu. İşte Vini Junior bütün rekorları kırmış. İlk devre hat-trick. İşte en erken işte iki gol atma vesaire. 4 gol yediler. Yani son 3 maçın ikisinde 4 gol yedi galiba. Evet. Barcelona Real Madrid'den. Yani iki kulübün gidişatına bakarsak takım kadroları, yaşlar, oyuncu profilleri, Real Madrid daha bu takıma Endrick ekleyecek. Onun tabii. Üzerine Mbappe'nin gelme ihtimali çok yüksek. Başka oyuncuların adı geçiyor. Alfonso Davies'i bilmem nesi filan. O da bitmek üzereymiş abi bu arada ciddi bir... Evet yani hem çok atlet bir takım hem dar alan becerisi olan oyuncular. Hem yaşları genç. Yani uzun bir Real Madrid dominasyonu La Liga'da ve Avrupa futbolunda bizi bekliyor olabilir. Abi o zaman sana bir soru sormak istiyorum. Meşhur Los Galacticos mu? Şu anki Real Madrid mi? Yani şey tabii belki çok erken. Hani şu anki Real Madrid için konuşmak için belki erken ama heyecanlandırma bakımından hangisini tercih edersin? Heyecansa eski. Yani ilk Los Galacticos. Oradaki oyuncular bambaşkaydı. Ama oyun artık o oyuncuları istemiyor çok fazla. Tabii. Yani o oyuncular bugün olsa tabii ki yine oynarlar. Ama zorlanırlardı. Yani Zidane'ın mesela böyle bir demeci vardı. Biz eskiden teknik kalitemizle idare edebiliyorduk. Bu kadar efor sarf etmiyorduk oynarken ama artık oyun buna müsamaha göstermiyor diyor. Ki Zidane bölgesi itibarıyla çok fizikli bir oyuncuydu. Yani abi bak Pedri ile Gavi'yi topla Valverde etmiyor. Fizik olarak etmiyor yani. Bence bu ikisinin olmaya çalıştığı oyuncu aslında Valverde. Hani ikisi çok yetenekli topla ama oyunun gittiği yer başka bir yön. Tekrar değişir. Oyun çünkü sürekli dönüşüyor. O zaman farklı şeyler konuşabiliriz. Yani ben Barcelona'nın da oyuncu yetiştirme, oyuncu transferi tarafında biraz metodunu ve kriterlerini artık güncelleyeceğini düşünüyorum. Abi o zaman bu maçla ilgili ekleyeceğim bir şeyin yoksa. Yok. Bask derbisine geçelim. Atletik Bilbao kendi evinde Real Sociedad'ı 2-1 yendi. Berenguer 2 gol. Ama maça damga vuran Nico Williams diyebiliriz. Bence öyle. Nico Williams diyebiliriz. Abisi de milli takım görevinde yine ki. Yani ilk yarı inanılmaz bir ilk yarı izledik. Ama ikinci yarı ilk yarıyı çok arattı. Sen neler söylemek istersin abi? Bir kere çok özel bir derbi. Hani bizde çok bilinen bir derbi değil. Ta ki Nihat oraya gidene kadar. Sevgili Nihat Kahveci oraya transfer olduktan sonra daha bir Sociedad kültürüne, Real Sociedad'ın tarihine, değerlerine hakim olmaya başladık. Ama İşte 1910'larda falan başlayan bir derbi bu. Bask bölgesinin iki şehri Donostia ve Bilbao şehrinin iki takımı. Bir kimlik derbisi. Böyle kimlik derbileri bulmak çok zor. Çok kolay değil. Kalmadı artık. Yani oyun çok dünya ile birlikte küreselleştiği için böyle derbilerin eşsiz bir takım özellikleri var. Onu da Bilbao yansıtıyor. Yani bunların arasında bir Kral Kupası maçı var Mert. Ve o Kral Kupası maçında o zaman bir kural var. Hani sadece İspanyollar oynayabilir diye. Bilbao o maçta elverişli olmayan, esami listesine yazamayacağı oyuncuları oynatmak istiyor. Fakat buna izin verilmiyor. Sonra tamamen İspanyollarla çıkıyorlar ama orada da galiba Atletico Madrid'den birkaç oyuncu, 3 oyuncu mu ne getiriyorlar. Sonra İspanyol Futbol Federasyonu bunu bir kurala bağlıyor. Sonrasında biraz gevşetiyor. Bilbao o kadar uçlarda yaşıyor ki madem öyle diyorsunuz ben o zaman sadece baskılı oyuncu kullanıyorum diyor. Ve hala o gelenek devam ediyor. Evet. Hani Nico Williams, Iñaki Williams bunlar siyah oyuncular ama orada doğmuş, büyümüş. Göç, Gana'dan göç edeler. Evet. Dolayısıyla
Bunu hala devam ettiren bir Bilbao var. Öbür tarafta da onlar da 80'lerin sonuna kadar Sociedad buna devam ediyor. Ama işte meşhur Liverpool efsanesi John Aldridge vardı. Onun transferiyle birlikte yabancılara biraz kapı açıyorlar. Fransa tarafında yaşayan baskıları da keza oynatabiliyorlar. Atletik Bilbao'da da oynayanlar, bir Saint-Lizerauz oynadı. Çok özel bir derbi. Bu açıdan da şeydir, hatta bak pandemide de bu iki takım ilk defa bir kupa finalinde karşı karşıya gelmişti. Modern zamanda. Ve taraftarla oynamak istediler. Ama tabii işte virüs meselesi, yayılmasını engellemek için maçı ertelediler. Bir sene ertelendi maç. Şeyde oynansın diye, dolu tribünlerde oynansın diye yine oynanmadı. Yani bu derbinin böyle bir gasp etmek hikayesi de yok değil. Kapalı kapılar ardında oynamıştı. O maçı Oyarzabal'ın golüyle diye hatırlıyorum, penaltı golü vardı. Kazanmıştı Sociedad. Bu kez ligde bence çok net bir galibiyet aldılar. Bunun da temel nedenlerinden bir tanesi şey, çok eksikti. Sociedad bayağı eksik bir takımda, evet, çıktı. Evet, acayip. Yani abi Kubo'nun bile olmayışı, sadece Kubo'yu bile saysak. Ya şimdi Kubo'nun yokluğunu o kadar net anlayabiliyorsun ki abi. Daha önce bir iki tane Real Sociedad maçı izlemiş bile olsan yeterli. Yani Kubo'nun çünkü o tahmin edilemezliği, varlığı, yaratıcılığı, Real Sociedad'ın aslında oyununun böyle belki biraz egzajere edeceğim ama %60'ı bile olabilir. Yani o seviye gibi geldi bana. Tabii. Kaleci de yok bir de. Kaleci eksik. Başka eksikler de vardı. İşte Oyarzabal'ı önde kullanmak zorunda kaldılar. Ama maç çok şeydi. Çok sıkı bir maçtı. Yani iki takım da birbirine oyun kurma imkanı vermedi. Her topa bastılar. Orada farkı biraz Nico Williams yarattı. O derine geldi bir iki pozisyonda ve işte Berçiçe'nin içeri çevirdiği golde pozisyonu hazırlayan aslında oyuncuydu. Evet. Yani o atağın gelişmesini sağladı. Orada da Sociedad'ın öndeki oyuncuları o koşuyu takip etmedi. Yani geliyor mesela geriye ama orada bırakıyor. Şimdi bölgede bulunmakla savunma yapmak ayrı şeyler. Orada Sociedad'ın uyumasıyla öne geçti. Zaten San Mamed'e öne geçtikten sonra Bilbao bu takımla kaybetmesi çok zordu ve rahat bir galibiyet aldılar. Şampiyonlar Ligi içinde önemli bir maç oldu. Tabii üçüncü oldular abi zaten. Hatırlarsın geçen hafta yine konuşmuştuk. Yani sıralama için de çok önemli bir maç. Üçüncü şu anda dedik Bilbao. Tabii. Bir de atmosfer de çok şeydi. Rahattı böyle. Maç esnasında çok gördük işte. Sociedad'lar Bilbao tribününün içinde, evet, kendi formalarıyla oturuyorlar. Yan yana bir çift falan vardı. Yani maç önünde işte röportajlar vardı. Unai Simon'un bir röportajı vardı. O atmosferin ne kadar özel olduğunu, Bilbao kültürüne dair atıflarda bulunmuştu. Yani çok değerli bir galibiyet aldı Bilbao. Bakalım nasıl devam edecekler sezona. O zaman bir Fiesta bölümümüzü kapatalım abi. Single'a geçelim. Single'da da çok özlediğimiz, benim de aktif oyuncular arasında en sevdiğim oyuncu açık ara, Kevin De Bruyne. Ya müthiş izlemesi. Ben bayılıyorum ya. Bu arada bence golü şut değil abi. Pas attı oraya. Yok ben, daha ben, neler. Oraya hadi ne, canım. Yani bence pas ki. Abi vururkenki o vücudunu çevirmesi, ayak içini göstermesi falan çok acayipti ya. Bence şöyle yaptı orada. Plaseye geldiği çok belli. Kalecinin pozisyonuna bak. Tam böyle De Bruyne'nin açısından bir pozisyon var vuruş anında. Orada kalecinin soluna da vurabilir. Yani bizim izlediğimiz ekrandan sağ tarafa da vurabilir. Yakın direğe. Uzağa da vurabilir. Kaleci orada kendi soluna bekliyor topu. Ve ufak bir adım atıyor. Yani kontrpiyede kalıyor. Tam böyle hani değil ama onu hissediyorsun. Ben zamanında altyapılarda biraz kalecilik yapmıştım. Anlayabiliyorum o kalecinin psikolojisini ama De Bruyne o an hemen çeviriyor ayağı, uzak tarafa vuruyor. Bence tamamen bilinçli vurduğu bir şey. Tabii orada şansı topun şardı galiba, bacak arasından geçiyor, evet, olması. Evet. Ya ben de burada abi ya şey ya şunu demek istedim. Yani şut vurdu tabii ki de pas gibi attı manasını diyorum. Yani şuttu tabii ki orada birinin tamam, şey. Ben yanlış anladım. O manada demedim. Yani oraya nokta atışı bir pas gibi. Yani cross'unda vardır ya böyle o direkt dibine böyle. Aynısını Bob'un golünde verdi işte. Yani benzer bir şekilde. Evet. Ay o da acayip bir top. Yani bunları acayip yapan bir oyuncu zaten ama Kevin De Bruyne'nin senin favori oyuncun olduğunu ben bilmiyordum. Hiç yukarıda FIFA oynarken falan şey almadın. Abi City'yi almıyorum. City'yi almıyorum. City çok şey oluyor, güçlü oluyor. Çok oynamıyorum ben City'yle. O yüzden hadi bakalım yukarıya EAFC 24 kurulmuş. Bir ara, evet, bir şeyler yaparız onu orada. Oynarız abi. Kevin De Bruyne biliyorsun ki Premier League tarihinin en çok asist yapan 3. oyuncusu. Aktifler daha, arasında kaçıncı? Aktifler arasında 1. Aktifler olabilir. Arasında 1 diyebiliyorum abi. Ve çok uzun yıllardır Premier League'de oynamıyor yani. Ondan 2012. Daha uzun oynayanlar var. 2012 ki ilk yılları oynamadı. Gitti.
İki kere kiralık. Tabii gitti. Chelsea zamanı aslında 2012'de değil. Yani aktif oynamalarım aslında 2012'de değil. 2015 olması lazım. Evet, o 2015-2016 o civarlar olması lazım. Bir sezon Wolfsburg'a gitti. O döndükten sonra oynamaya başladı. Evet. Yani bak nasıl Bellingham için fiziğinden, Valverde'nin şeyinden bahsediyoruz. Bir iç oyuncusu nasıl olması gerekir? Hani ofansif bir iç oyuncusu diyelim. Bence Kevin De Bruyne gibi olması gerekir. Yani hani bu işin bir... Bu oyuncunun bir prototipi çıkarılsa, bir demo ürün olarak referans izleyenlere, noktası. Teknik adamlara sunulsa o De Bruyne olur. Yani mükemmel bir pas kalitesi, acayip bir duran topçu, çok iyi bir şutör. Çok kendini adayan bir karakter. İşin karakter tarafı da çok önemli. Yani bu adam, neyse ona sonra geleyim de, yapmadığı şey yok sahada ve Newcastle maçında yarım saatten az işte, 25 dakika falan oynadı. Tabii. Bütün hücum metriklerinde yine birinci. Ama tabii işte sakatlıktan nasıl dönecek? Onu biz bekliyorduk. İyi dönmüş gibi görünüyor. Saç stili falan da değişmiş. Evet. Güzel olmuş böyle. Ama bundan sonra nerede oynayacak? Ben onu merak ediyorum. Şimdi onun Guardiola oyununda çok değişik rollerde biz gördük. Yani ideal 8 numara gibi oynattığını gördük. Haaland'la birlikte böyle 10 numara gibi o hatların arasında girdiği bir Arsenal maçı vardı mesela. Onun Arsenal orta sahalarını biraz manipüle ettiği anlar vardı, yanılttığı. Ve işte Haaland'a alan açtığı pozisyonlar vardı. Bak şey döneminde Phil Foden'la mesela sahte 9 oynamışlığı var. Evet. Şif sahte 9'lu. Şey maçı hatırlıyorum, bir Real Madrid maçı hatırlıyorum. 3 sene önce olması lazım, o 4-0'lık maç. Hmm. Orada mesela bir kenarda Sterling oynuyordu. Maça şeyle başlamıştı, Gabriel Jesus'la başlamıştı Pep Guardiola ama onu hep geriye getiriyordu. Evet. Dani Carvajal'in bindirme tehdidiyle birlikte. En uçta bazen Bernardo Silva'yla, bazen de şeyle birlikte, Phil Foden'la birlikte sahte 9 gibi konumlandığı anlar da vardı. Şimdi ne olursa olsun artık De Bruyne 33 yaşına geldi ve o Premier Lig'in istediği fiziksellik yavaş yavaş ondan eksilecek. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Orada mesela rolü nasıl olacak? Hani Pep Guardiola'nın onun takımın en önemli oyuncusu olduğunu söylediği çok fazla demeci var. Çok kavga etmişlikleri de var, evet, bu arada. Finalde hatırlarsın. Şarap. Şarap hikayesi. Ondan önce de şey demişti. Bak geçen sene o finalden çok önce hangi maç olduğunu hatırlayamadım şu anda ama böyle Mart ayları falan gibiydi. Basit şeyleri yapmadığı için bayağı basın toplantısında eleştirmişti De Bruyne'yi. Yani basit şeyleri yaptığında zaten gerisi geliyor dedi. Aa, benzer şeyleri Haaland için de söyledi. Şu City takımında bence çok daha önemli Kevin De Bruyne. Bunun nedeni de çok fazla direkt oyuncu aldı City. Yani Haaland koşu isteyen, alan isteyen bir oyuncu. Tabii ki dar alanda acayip goller atıyor, atmıyor değil. Ama koşmayı seviyor. Jeremy Doku direkt kaleye gitmeyi zaten, koşmayı seviyor. Julian Alvarez aynı şekilde. Foden'ı bile biraz bu tarafa sokabiliriz. Öbür tarafta bütün kontrol oyuncularını kaybettiler. Mahrez gitti. İlkay gitti. Kevin De Bruyne'nin de sakatlığında yani oyunu tutmakta zaman zaman zorlandıkları, oraya yerleşselerdi üretken olmadıkları anları, açamadıkları anları görüyorduk. Onun dönüşü böyle Oscar Bob gibi filan oyuncular için de çok önemli. Kesinlikle. Sosyal medyada şey çıkmıştı. Görmüşsündür belki. Drake'in bir tane şarkısında şarkı sözü yazarı olarak K.De Bruyne yazıyordu. He. Dediler ki Kevin De Bruyne bu sakatlık döneminde işte Drake'e şarkı yazdı. Abi sonra Kevin De Bruyne de bunu paylaştı. İşte asisteme ihtiyacım var diye Drake'de fotoğrafını koyuyor. Ha, çok güzel hikaye. Sonra tabii şaka oldu ortaya. Yani şaka yaptım diyor. Ben değilim o diyor. Ama K.De Bruyne yazıyor. Sonradan ben bir baktım. Koen De Bruyne diye biri. O da Belçikalı. O da bir müzik yapan birisi. Ama geçen sene vefat ediyor. Koen De Bruyne. O vefat etmeden önce işte Drake'e bu şarkıyı yazıyor. Drake de onu albümde kullanıyor. Wickman diye. Ben Drake bilmediğim için bu anekdotu vermen güzel oldu. Ben böyle şey eski çağlarda kalmış 80'lerin rock metalcisiyim o yüzden. Abi onlar bende de var abi. Ha, güzel. abi o zaman şey düşünsün artık ya. Yani Mourinho düşünsün. Salah'ı, De Bruyne'yi nasıl oynatmadığını. İşte tam da Mourinho'ya geçelim diyecektim abi. Kulis bölümünde Jose Mourinho hocamın, yani inanılmaz bir adam. Ne söylemiş? Yerine sürpriz hazırlıyorsun abi, Berto. Şöyle bir şey söylemiş.
Roma taraftarları gördüğüm en iyi taraftarlar. Ve onların koçu da, antrenörü de Jose Harry Potter Mourinho. Ve o her zaman beklentileri yükseltiyor dedi. Özel biriden Harry Potter'la mı evet. düşündü? Gitti mi? Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Mourinho'yu göndermişler. Son dakika. Evet, son dakika. Hayda. Hemen onu bir ben de check edeyim. Aynen. İşte Roma bildiği açıklamış. İçin o hissetmiştir, ondan böyle diyordur o. Diyecektim yani, ben onu söyleyecektim ama şu an çekim esnasında Mourinho'nun sepetlendiğini öğrendik. Yani beklenti yükseltiyordum ama göndermişler. Hocamızı yemişler. Abi teknik adamlık böyle. İki kere Avrupa Kupası alsan da, final oynatsan da gönderirler. Yani başarısız bir süreç yaşarsan, bir üste çıkamazsan gidersin. Çok kötü bir Milan maçı oynadılar. Korkunçtu. Bir de artık bak, Mourinho çıkış yaptığı dönemde oyunu çok değiştirmişti. 4-3-3'ü hayatımıza tekrar sokmuştu. Başka tür bir 4-3 ama total futbol 4-3-3'ü gibi değildi. Değişik bir 4-3-3 oynatmıştı. Fizikli böyle iki tane pivot evet. kullanan. Ve gerçekten o dönemin bütün teknik adamlarını etkilemişti. Alex Ferguson'dan Arsene Wenger'ine kim varsa hepsi bütün üst düzeyleri etkilemişti. Sonrasında güncelleyemedi. Yani Inter dönemi çok başarılı, yine çok başarılı dönemleri oldu. Ara ara parladığı anlar oldu ama bence jenerasyon değiştikçe Mourinho'nun yöntemleri, özellikle oyuncu ilişkilerindeki yöntemler biraz iptidai kalmaya başladı. Yani onun böyle işte bir Obradoviç gibi bir hötröt tarafı var biliyorsun. Yani bunu her oyuncu kaldırmayabiliyor. Drogba mesela çok sever onu. Yani hakkında mükemmel şeyler söyleyen bir sürü bir önceki kuşaktan futbolcu, üst düzey futbolcu vardır. Ama yeni kuşakta pek bunlar işlemiyor diye ben düşünüyorum. Bir de oyunu yenilemedi. Hani Real Madrid dönemi de bence çok başarılı. Orada da onun çok bilinen defansif karakterinin dışında bazı oyunlar oynatmadı değil. Yani çok ofansif takımlar gördük, gol rekoru kıran Real Madrid'ler gördük. Ama sonrasında bunu bir felsefe, metodoloji haline getirip kendini değiştiremedi. Bak Fatih Terim bile çok başarısız olduğu bence son Galatasaray döneminde bir topa sahip olma takımı yaratmaya çalıştı. Yani olmadı o takımla, ayrı mesele. Ama bunu denedi yani. Mourinho bunu çok fazla denemedi. Hala rakibe bırakıyor, hala karşılıyor, hala kontra. Ona dönük yeni bir işte driller, setler, bunları çok fazla göremiyoruz. Yavaş yavaş hani Portekizli üst düzey teknik adamlar kariyerinin döneminin biraz sonuna geldik gibi. Abi şimdi Roma'dan da ayrıldı. Yani ne Mourinho'nun sence bundan sonraki seviyesi ne olur? Yani Arabistan'ı falan saymıyorum. Hani orada her türlü iş bulur da. Ben onunla hala yarışmacı olmak istediğini düşünüyorum. Ama o seviye verir mi birisi? O yani o biraz soru işareti. Ya artık yani Roma da en üst düzeydeyiz zaten. Onun bir o yüzden altı. Dedim evet. Bence oralarda devam eder. Son dönemde kimleri çalıştırdı? İşte düşüşte olan United, evet. Tottenham, Roma yine aynı seviyede kalır diye düşünüyorum. Ama yani Ancelotti de Everton'a gitti bir dönem. Hani bunlar olabilir, teknik adamların böyle dönemi olabilir. Belki biraz dinlenecek. Sonra tekrar güçlü dönecek. Benim düşündüğüm şeyleri belki kendi de düşünür. Etrafı da söyler. Bilemiyorum. Ya ben buralarda eksik kaldım diyebilir. Burada Mourinho'ya şey vermek, akıl vermek haddimize değil. Ama belli oluyor artık. Ben bu arada yorumculuğuna hastayım. Umarım televizyonda görürüz. Yani onun ayrı kaldığı kulübeden, sahadan ayrı kaldığı dönemde mükemmel bir yorumculuğu vardı. Daha eğlenceli. Ya tabii. Zaten inanılmaz demeçleri var abi. Bir şey demeci var. Benim işte filmim çekilse beni George Clooney'nin oynamasını isterdim. Eşim de bundan çok mutlu benziyor olurdu. Benziyor da yakışır. Abi senin filmini çekseler sen kiminle oynamasını isterdin seni? Benim. Senin evet. Senin bir filmin çekiliyor diyelim. Senin kimin oynamasını isterdin? Yani benim kadar uzun oyuncu kim var ya? Ya benim aklımda biri var. Uzun boylu valla. Ya çok da fazla yani, gerçi son dönemde çok film izliyorum da eskiden diziciydim. Gelmedi valla kimse benim aklıma. Benim aklımda şey abi son Superman Henry Cavill. Ha. Gözlüklerle falan da seni de böyle andırıyor. Şimdi yanına da bir koyarız. Eskiden şey ya gözler bozuldu. Bilerek gözlüksüz yapıyorum. Işıktan yansıyor çünkü. Taktığım zaman böyle bir eskiden Clark Kent esprileri oluyordu. Ama bilmiyorum ya, 41 oldu artık. Yaş kim oynarsa oynasın. Abi yani Mourinho George Clooney demiş. Sen de böyle yükseklerden gidebilirdin. Ya. Biraz daha yaşlanalım, biraz daha saçımıza aklar düşsün. O zaman o seviye oyunculardan belki aklıma bir şeyler gelir. Abi bir de şey vardı, hatırlarsın. Mourinho saçını kazıtmıştı.
bir kel olmuştu. O zaman da şey demişti. İşte ben saçımı genç oyunculara uygun saç kesimi için örnek olsun diye yaptım. Öyle işte Rastafarian saçlar falan olmasını hiç sevmiyorum, istemiyorum diye. Aslında bu senin bahsettiğin işte genç oyunculara, yeni nesil, yeni jenerasyon oyunculara yaklaşımdaki biraz böyle bence doğru olmayan yaklaşımı gösteriyor gibi. Ya Allegri'de Kenan Yıldız'a yaptı mesela benzer bu uyarıyı. Ama oyuncu dinledi onu. Şimdi bazı oyuncu dinler, bazı oyuncu dinlemez. Burada oyuncunun karakteri biraz önemli. Onları tanımak lazım. Yani bu anlamda işte Mourinho artık karizması çok oturmuş bir adam olduğu için, kariyerinin başında olmadığı için onu değiştirme ihtimali pek kolay değil. Yani o nedenle biraz bence zorlanıyor. Onun mesela şeye benzetmesini de ben çok severim. Kavun benzetmesi vardır. Evet. Genç oyuncularla ilgili. Yani bazısı çok güzel görünür ama açarsın kelek çıkar. Dayı diyordu ya işte meyveyi soymadan içinden ne çıkacağını bilemezsin yani. Ama bir tanesi de çok kötü görünür. Organikler genelde kötü oluyor bu arada. Evet. Hani görüntü. Ama açıp yiyince, soyup yiyince daha lezzetli geliyor. Yani biraz eski kuşak kaldı ama şeyde programlarda hiç öyle değil tavrı. Yani onun Obi Mikel'le podcastleri var mesela. Hmm. Onlar çok keyifliydi. Orada bir Lassana Diarra hikayesi anlatıyor. Her iyi oynadığında menajeri arıyordu, kontrat uzatmak istiyordu. Her kötü oynadığında ya da oynatılmadığında ayrılmak istiyordu falan. Aslında çok matrak bir adam yani, belli. Ama işte bu tarzı biraz da sahada çok üst düzey bir futbolculuk kariyeri olmamasıyla alakası olabilir. Yani o ne bileyim Pep Guardiola gibi değil. Ancelotti gibi Arteta çok gibi. Üst düzey, Arteta gibi çok üst düzey futbol oynamış bir adam değil. O yüzden hep kendini ön plana çıkarmıştı. Yani hep kendini ön plana çıkarmıştı. Bunun nedeni de bence bu, hani o özel biriyim demesi bununla biraz alakalı. Harry Potter benzetmeleri biraz bununla alakalı. Bakalım hocanın yolu açık olsun ama ben televizyonda biraz izlemek isterim. Hoca zaten artık bundan sonra bir televizyona gidecek gibi. Şimdi ya bir de çok kaldı. Güzel anlatıyor oyunu. Hani bazı teknik adam bilir ya da bazı insan bilir, anlatamaz, ifade edemez. Mourinho öyle değil. Bir de İngilizcesi abi, yani Roy Keane'den falan dinlemesi daha rahat, daha kolay. Evet. Portekizli aksanlara rağmen. Kesinlikle abi. Çok çok temiz konuşuyor ya bence. Ya. Mourinho hiç öyle her kelimeyi anlaşılır bir şekilde telaffuz ediyor. Ben dinlerken çok rahat. Bizde dalga geçiyorlar ya aksanlı İngilizce evet. Konuşan Türklerle falan. Bence hiç sıkıntı yok ya. Yani mesela ben de İngilizce konuşuyorum. Dümdüz konuşuyorum yani. Ne yapalım bir abi? Hepimiz Kuzey Londra aksanıyla yani, mı konuşalım? Yani herkes kalkma aksanıyla mı konuşsun? Yani ne istiyorlar bilmiyorum. O biraz saçma geliyor bana da. Abi o zaman haftanın takımına geçelim istersen. Geçelim. Haftanın takımında da bu hafta kaleye Kevin Trapp'ı aldık abi. Ne söylemek istiyorsun Trapp hakkında? Yani tek golle kazandılar. Evet. Ve Kevin Trapp Leipzig hücumlarını tek başına karşıladı neredeyse. Mükemmel bir performanstı. Bu hafta biraz Bundesliga ağırlıklı gittik. Bundesliga'da çok dramatik maçlar oldu. Onunla ilgili oldu biraz bu seçimler. Zaten iyi bir kaleci. Yani evet. Bayern maçında da iyiydi. 5 attıkları maçta filan da çok iyiydi. Zaman zaman Alman milli takım rotasyonuna da giriyor. Bence bu hafta yerini hak etti. Savunmada da yine 3'lü savunma yaptı. Kuampe. Çok fazla aslında şans bulamıyor Girona'da. Ama bu hafta kadroya girdi Kuampe. Yanında Stark, Werder Bremen'den ve Theo Hernandez yazdık. Theo bu sefer savunmaya koyduk. Savunmanın sol stoperine koyduk. Sol stoperine koyduk. Ya Theo yine gol attı. Yine çok etkili işte. Mourinho'nun Roma'sını yendiler. Yine çok iyi oynadı. Ben bayılıyorum ya. İdeal bir savunma oyuncusu fiziği, bek fiziği. Artık bekler de 1.90 oldu. 1.85 üstü oldu. Yani böyle şey gibi, ne bileyim Marcelo gibi kısa bekler. Yani bulgur tanesi gibi böyle kuskus evet. Kadar bekler. Kinoa gibi bekler yok yani oyunda. yani çok özel bir performansı vardı yine. Kuampe'yi şundan ben düşündüm. Girona maçta eksik kaldı ve ben çok rahat kazanacakları bir maç bekliyordum. Hele ki bu momentumu. Hem momentum almışken hem de öbür tarafta Süper Kupa oynanıyor filan. Evet. Yani ne olursa olsun maç fazlasıyla da olsa bir puan avantajı elde etmek önemlidir. Ama çok kötülerdi yani. Aşırı kötülerdi. Kuampe de savunmada bayağı sağlam durdu. O eksik bir takım la birlikte. Stark da yine Werder Bremen'e dramatik bir puan kazandırdı. O yüzden aldık. Orta sahada Nico Williams'ı aldık. Zaten konuştuk. Nico çocuğu. Neydi? Berenger miydi? Evet. Ben Berenger dedim. Sen Nico Williams dedin. Nico evet. Williams'ı aldık. Yani Berenger 2 gol attı. Çok önemli 2 gol attı ama yani oyunu Bilbao'ya getiren adam bence tamamen Nico Williams'tı.
Onunla ilgili maçta da bir pankart vardı. Evet, çok Kualidad, güzel. Velocidad altında da Nico Williams. Artık oyuncular böyle yani, hem kalite olacak hem de hız, atletizm, bunların bir araya gelmesini talep ediyor oyun. İzlemesi de çok keyifli ya. Acayip patlayıcı kısa mesafede, uzunda da kopup gidebiliyor. Yani kalır mı Bilbao'da bilmiyorum. Şeyine zor de bakmadım gibi. Serbest kalma bedelinde de Iñaki Williams rekor kırmıştı bir ara Bilbao'da. Evet, üst üste oynama. 200 küsur maç oynama, üst üste maç oynama rekoru. 135 milyon şeydi, euroydu bir ara onun serbest kalma bedeli. Nico'nun tavanı bence daha yüksek. Evet, kesinlikle. Abi yanında Nico'nun Ezequiel Palacios var. Leverkusen'de. Yine son dakika golü. Yani son dakikalarda gelen bir gol. İyi, bu sezon çok acayip bir top oynuyor orada Palacios. Yani Xhaka ile birlikte çok iyi bir ikili oldular. Kesinlikle. Xabi Alonso'nun oyununda da önemli bir yere sahip. Bir de çok sıkıntılı bir maçta 3 puanı getirdi. Eksiklerdi onlar da. Yani bu hafta pek çok takım ideal kadrosundan eksik oynadı. Evet. Bunun da nedeni işte hem AFCON var hem Asya şampiyonası var. Dolayısıyla değerli bir galibiyetti. Stuttgart kaybetti mesela. Evet. Yani Jirasi, Mirasi bilmem ne, bunlar olmayınca Gladbach deplasmanda yenildiler. Palacios'un da De Bruyne var. De Bruyne'in zaten neler yaptığını konuştuk. Öbür tarafta da Hak var Gladbach'tan. O da 2 gol. Yani o benim çok beğendiğim bir oyuncu değildir ama 2 gol atmış ve maç kazandırmış bir oyuncuyu almak lazımdı. Ayıp olur. Evet, bir de yani sezonun flash takımı, eksik de olsa oturmuş bir takım Stuttgart. O nedenle onun performansı da değerliydi. İleride de Isco'yu koyduk. Isco Real Betis'te bu sezon acayip birisi. Yani yeniden doğdu, küllerinden doğdu diyebiliriz. Adam futbolu bırakacaktı. Bir anda döndü, Betis'in kahramanı oldu ya. Çok acayip değil mi abi? Yani takdir etmek lazım. Yani o Real Madrid dönemindeki profilini ben çok beğeniyordum. O dönem öyle oyuncular çok modaydı. Evet. Yani, ve Isco da aşırı yetenekliydi. Yani bu sene Türk takımlarıyla da bir adı anılmadı değil Isco'nun. Galiba Beşiktaş'la çok ismi geçti. Bu halde keşke buraya gelseymiş yani. Çok da ihtiyacı var. Kesinlikle abi. Hücumun ortasında da Giroud var. 37 yaşında 1 gol 1 asist Roma'ya karşı. Giroud yine yani müthiş ya. İzlemesi çok iyi. Bir de bu adamı ne linç ediyorlardı var ya sosyal medyada, Arsenal'da oynarken filan. Topçu dil diye. Yani işte görüyoruz, orada da çok iyi maçlar oldu. Fransa milli takımında da inanılmaz performanslar oldu. Zaten. Ve yine yani Roma'yı bitiren oyunculardan biriydi. Hem gol attı hem asist yaptı. Ama işte o da kariyerinin artık son döneminde. Böyle santrforlara bayağı bir öyküneceğiz gibi geliyor. Kesinlikle, ama gelir abi, gelir. Bunlardan gelir. Yani solda da tabii ki de ya Vinicius Junior yani. Zaten konuşmaya bile gerek yok. Zaten konuştuk da. Ya acaba şu önümüzdeki 10 yılda Ballon d'Or mücadelesi kimin arasında geçecek? Onu çok merak ediyorum ben. Ya Vini bence Mbappe Haaland'ın yanında. Orada bence. O yarışta. Kesinlikle işte. Bence de öyle. Ama yani orada biraz tabii ki teknik adam kalitesi devreye giriyor. Takımların başarısı devreye giriyor. Vini'nin bir şanssızlığı, Brezilya milli takımı iyi değil. Evet. Yani Mbappe o açıdan biraz daha öne çıkıyor. En şanssız zaten o konuda Haaland. Ama yani Vini ile Haaland'ı da Vini ile Mbappe'yi de aynı takımda izleme ihtimali çok heyecan verici değil mi ya? Çok acayip abi ya. Oyunda falan yapsan kafayı yersin ya. Oyunda yapsan. Nasıl oynayacağını bilemezsin. Bir de onları böyle izleyip şey gelecek işte. Vini 5 skill. Mbappe 5 skill. Tabii. Rodrigo'nun bir özel kartı ya da belki güncellerler 5 skill. Bence Arda'yı da güncellerler 5 skill. Tabii. Ooo, elastikolar, reverse'ler, wall roll scoop turn'ler falan. Tekrar oyuna dönerim de hanım bizi ne yapar onu bilemiyorum. Abi çok teşekkür ederim. Bitti mi? Bitti abi. Süremizin sonuna geldik diyelim. Vallahi gene doyamadık Mert'o muhabbetine. Vallahi güzel, teşekkür ederim abi, senin muhabbetine doyum olmuyor. Abi o zaman yine bir abone olmalarını izleyicilerimizden rica edersen, yorum yazmalarını. Onları rica etsen. Markaj ailesi gün geçtikçe daha çok büyüyor. Daha çeşitli güzel içerikler yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden kanala abone olmanızı ve yorum yapmanızı istiyoruz. Hepinize çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.